Silivri Cezaevi'ndeki son durumu aktarmıştık sizlere. Şimdi aynı zamanda Silivri Cezaevi'ne doğru yurttaşların yola çıktığını, İstanbul'dan hareket eden otobüslerin Silivri Cezaevi'ne doğru ilerlediğini söylemiştik. Şu anda E5 karayolu üzerinde Deniz Çağlayan var. Deniz Çağlayan 3G bağlantısıyla yollardaki son durumu bize aktaracak. Evet Deniz, söz sende. Şu anda jandarma ekipleri otobüsün cezaevi önünde önünü kestiler. Otobüsteki vatandaşlarla jandarma arasındaki tartışma şu anda ekranlarınıza yansıyor. Kameraman arkadaşım Şerdiler ise şu anda cezaevi önündeki engellemeyi jandarma barikatını getiriyor ekranlarınıza. Türk bayraklarıyla Silivri cezaevi önüne gelen vatandaşlar sabah saatlerinde polisin barikatlarıyla karşılaştı. Kalkanlı barikatlarla polis ve jandarma ekipleri Silivri cezaevi önünde girişleri engellemek üzere barikat kurdu. Basın mensupları ve müdahale avukatlar dahil olmak üzere Silivri cezaevine sarı basın kartı olmayan basın mensupları, cezaevinden verilen müdahale avukatlar, işte isimleri olmayan avukatlar şu anda cezaevi önünde alınmıyorlar, içerisine de alınmıyorlar. Burada bir TOMA, itfaiye ekibi ve çok sayıda jandarma ve polis kuvveti görev yapmakta. Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından Silivri'deki büyük buluşma için yola çıkan araçlar da şu anda Silivri'ye ulaştılar. Şu anda ilk otobüslerden biri Silivri cezaevi önünde. Aslında demokratik olan haklarını değer tanımayan türünü kullanarak buraya gelen vatandaşlar şu anda Silivri cezaevi önünde polisin ve jandarmanın barikatıyla karşı karşıyalar. Şu anda işte görmüş olduğunuz gibi listede adı olan müdahale avukatlar tek tek araçlar ve işleri kontrol edilerek Silivri cezaevine giriş yapıyorlar. Gel hadi, gidelim. Evet Deniz Çağlayan şu anda E5 karayolunda Silivri cezaevine giden son kavşakta yaşanan görüntüleri size aktardı. İlk otobüsün o bölgeye ulaştığını söyleyebiliriz. İstanbul'dan hareket eden otobüslerden ilki Silivri cezaevi önüne E5 karayolu üzerinden ulaştı ve o bölgede oldukça sıkı güvenlik önlemleri var. O bölgeden araçlar tek tek aranarak geçiriliyor. Tek tek kimlik kontrolleri yapılıyor. Yine Deniz Çağlayan'ın aktardığına göre avukatlar da o bölgeden girişine izin verilmiyor. Avukatlar da sadece davada vekaleti bulunan avukatların duruşma salonu bölgesine geçmesine izin veriliyor. Evet, az önce bağlantımızda küçük bir hata olmuştu. Deniz Çağlayan yeniden hattımızda, sözü Deniz'e bırakıyoruz. İşte şu anda Silivri cezaevi önündeki jandarma ve polis barikatı basın mensuplarını da engelliyorlar. Sarı basın kartı olmasına rağmen cezaevi önünde vatandaşların otobüsü hala jandarma barikatıyla karşı karşıya. Sağ tarafta yolun hemen karşısında bir grup polis kuvveti beklemekte. TOMA, itfaiye ekibi ve helikopterlerle şu anda Silivri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Türk bayraklarıyla Türkiye'nin dört bir yanından Silivri cezaevi önüne büyük buluşmaya çıkan özgürlük için gelen vatandaşlar sabah saatlerinde itibaren polis ve jandarma barikatıyla karşılaştılar. Hemen tekrar edelim. Tutukluların yakınları ve müdahil avukatlar da içeri alınmıyorlar. Eğer verilen listede isimleri yoksa çok sayıda avukat ve tutuklu yakını da şu anda Silivri cezaevi evi önünde jandarmayla konuşuyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan otobüslerin de
iniş ve çıkışlarında seyahat etme özgürlüğünü kullanmak üzere yolda olduğunu biliyoruz. Şu anda vatandaşların jandarmayla olan yapıyoruz, devam ediyoruz. Akşamın kadar da devam edecek. Nereden yapalım? Şu anda evet. Yoğun güvenlik önlemleri var, kamalar, itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ve çevik kuvvet, jandarma ekibi şu anda Silivri Cezaevi'nde. Evet, şu anda ekranlarınızda helikopter. Arkadaşım hemen... Vatandaşların jandarmayla olan konuşması sürüyor. Avukatlar da şu anda vatandaşların yanında jandarmayla görüşmeleri sürdürüyorlar. Özel araçlarıyla Silivri'ye gelen vatandaşlarsa araçlarının çekilmesiyle, trafik cezası kesilmesiyle tehdit ediliyorlar. Bir çekici ve trafik polisleri de şu anda Silivri Cezaevi önünde görev başında diyebiliriz. Silivri'nin E5 ve otoban girişlerinde çok sayıda otobüs şu anda yolda. Evet, şu anda jandarma hareketlendi. Vatandaşlarla jandarmanın konuşmalarını sürdürdüğü bölgeye doğru ilerliyorlar. Evet, şu anda basın mensuplarının da alanı boşaltması konusunda polis aracından anons geçiliyor. Evet, basın mensuplarının da görevlerini yapmalarına engel oldukları yönünde anonslar geçiliyor. Tekrar edelim, şu anda ekranlarınıza geliyor. Jandarma ekipleri avukatların ve sanık yakınlarının araçlarını da didik didik arıyor. Bir ekip daha geldi şu anda. Bir jandarma ekibi daha geldi. 3 jandarma aracı şu anda alana giriş yaptı. Şu anda ekranlarınızda jandarma ekipleri, takviye jandarma kuvvetleri şu anda Silivri Cezaevi önündeki giriş bölümündeler. Şu anda 3 araç ve bir toma daha geldi Silivri Cezaevi girişine, E5 girişine. Evet, otobüs hala bekliyor vatandaşlar içinde. Sabah saatlerinden ve gece saatlerinde buraya gelen, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyorlar. Trafik polisleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Otobüsümüz şu anda ekranlarınıza geliyor. Şu anda jandarma tekrar bir koridor oluşturuyorlar Silivri Cezaevi önüne girişinde. Gerçekten şu anda burada bir çok sayıda basın mensubu da içeri alınmadığı için şu anda buradalar. Jandarma ek kuvvet getirdi şu anda. Araçlar ve jandarma kuvvetleri ekranlarınıza geliyor. 5 Ağustos Silivri için özgürlük günü ilan edilmişti. Ancak hükümetin ve
Evet değerli izleyiciler, E5 Karayolu'ndan Silivri Cezaevi'ne bağlanan son kavşakta yaşanan durumu ekranlara getirdik. Avukatların girişine izin verilmiyor. Robocop ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri konuşlanmış durumda. Cezaevine dönen son kavşakta tutuklu yakınlarının da cezaevine alınmadığı, duruşma salonu bölgesine alınmadığı Deniz Çağlayan'ın aktardığı bilgiler arasında helikopter uçuşlarını da ekranlarınıza getirdik. O bölgede oldukça sıkı güvenlik önlemleri var. İlk otobüs İstanbul'dan yola çıkan ilk otobüs Silivri Cezaevi önüne ulaştı ve şu anda onların girişine izin verilmiyor ve tartışmalar devam ediyor. Silivri Cezaevi'ne bağlanan son kavşakta E5 karayolu üzerinde avukatların da alınmadığını söylemiştik. Ankara Barosu'ndan 40 avukat katılıyor bugünkü duruşmaya. 40 avukat duruşma salonunun olduğu bölgeye alınmadı. Yine o takviye ekipleri, takviye polis ekiplerini ve Robocop ekiplerini görmüştünüz. Şimdi yeniden Silivri Cezaevi önüne döneceğiz. O bölgede Hatice Kara son durumu bizlere aktaracak. Evet Hatice, söz sende. Evet, jandarma ekiplerinin sabah saat 5.30'da başlattığı arama an itibariyle sona erdi. Hiçbir şey tabii ki ele geçirilemedi. İsimsiz bir ihbar mektubuyla gelmişti jandarma ekipleri. Sabah saat 5.30'da aramışlardı. Çadırların boşaltıldığı yönünde basında bazı bilgiler var. Onlar asılsız. Çadırlar hala yerinde duruyor ve tutuklu yakınları da hala burada durmaya, onlara destek olmaya devam ediyorlar. Tabii ki arama devam ederken jandarma ekipleri de çadır alanının etrafına barikat örmüşlerdi. Onlar da şu an alandan ayrılmış durumdalar. Her şey sakin görünüyor şimdilik. Evet Hatice, aktardığın bilgi için çok teşekkür ederiz. Evet, sabah saat 6 civarında başlatılan jandarma araması Silivri Cezaevi önünde kurulan nöbet alanındaki çadırlarda başlatılan arama an itibariyle sona erdi. Hatice Kara bu bilgiyi aktardı bize ve herhangi bir el konulan bir eşya olmadığını söyledi. Çadırların yıkılacağı yönünde birçok bilgi, spekülatif bilgi yayılıyordu. Bu bilgilerin de kesinlikle doğru olmadığını bizlere aktardı. Bu bilgilere de yurttaşlarımızın itibar etmemesi oldukça önemli. Çünkü böyle dönemlerde spekülatif bilgiler yayılabiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, cezaevi önündeki son durum bunlar. Az önce de Deniz Çağlayan 3G yayınında sizlere aktardı. Avukatların alınmadığını, Robocop'ların ve Çevik Kuvvet ekiplerinin E5 karayolu üzerindeki son kavşak üzerinde konuşlandığını ekranlarınıza getirmiştik. Hem de Silivri Cezaevi bölgesinde uçuş yapan helikopterleri de yine ekranlarınıza getirmiştik. Az sonra yine Silivri Cezaevi önünden ve bu bölgelerden izleyicilerimize son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Özel yayınımız olacak Silivri Cezaevi önünden. Yine TEM otoyolu üzerinde de neler var? TEM otoyolu üzerinde daha büyük bir kalabalık olmasını bekliyoruz. O bölgede neler yaşanıyor? Yine izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. 40 avukat, Ankara Barosu'na bağlı 40 avukat gelmişti. Ankara Barosu da bugünkü duruşmayı bu heyetle birlikte izlemeyi düşünüyordu. Ancak onların da henüz girişine izin verilmiyor. Yine bu bölgede bazı tartışmalar yaşanıyor. Jandarma ekipleriyle yurttaşlar arasında tutuklu yakınlarının da bugünkü duruşmaya alınmayacağını daha önce İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açıklamıştı. Jandarma da bu talimat sonucu bu görevi yerine getiriyor ve yurttaşları duruşma salonunun olduğu bölgeye almıyor. Şu anda nöbet çadırlarının olduğu alanda yurttaşlar var. Ancak büyük çoğunluğu TEM otoyolu ve E5 karayolu üzerinde halen daha Silivri'ye ulaşmaya çalışıyor. Oldukça yoğun, trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler bu bölgeler ve Silivri cezaevine ulaşmak oldukça bu nedenle zorlaşıyor. Ancak otobüsler, İstanbul'dan kalkan otobüsler, Anadolu'dan İstanbul'a ulaşan otobüsler şu anda Silivri cezaevi önüne doğru akın akın ilerlediklerini söyleyebiliriz. Yine o bölgelerden de telefon bağlantılarımız olacak. Sizlere bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. TEM otoyolu oldukça önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü 8 Nisan ve 13 Aralık buluşmalarında o bölgedeki manzarayı izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşmuştu, otobüs kuyrukları. İnsanlar otobüslerden inerek TEM otoyolunda yürümek durumunda kalmıştı ve Silivri Cezaevi'nin önüne öyle ulaşmıştı. Evet,
Silivri Cezaevi önünden özel yayınımız olacak demiştik. Oradaki bilgileri sizlere an ve an aktaracağız. Gün boyu oradan canlı yayınlar yapacağız demiştik. Şimdi oradaki yayın ekibimiz hazırlıklarını tamamladı ve sizleri Can Karadut'un sunumuyla Ulusal Kanal özel yayınıyla baş başa bırakıyoruz. Sizdeyiz Can Bey. Evet sevgili seyirciler, saat 7'de bu noktadan başlamayı planladığımız canlı yayını 3G canlı bağlantılarıyla bu dakikaya kadar sürdürmeye çalıştık. Çünkü özellikle nöbet çadır alanındaki arama halen devam ediyor. Yaklaşık sabah saat 5 sularında başlayan arama, GBT kontrolü, bölgenin tamamının aranması ve adeta bir jandarma ablukası altında gerçekleşti. Ve onun ardından biz de bulunduğumuz noktadan canlı yayın araçları her zamankinden daha fazla bugünkü davaya ilgi gerek Türkiye gerek dünya basınından olanca hızıyla yüksek. Sabah saatlerinin notlarında yoğun güvenlik önlemi diyeceğim ama eksik kalacak. Çünkü bu güvenlik önleminin aşaması çok ileride, adeta bir olağanüstü hal tablosu karşımızda. Bütün giriş çıkışlar durdurulmuş. Her şey ve herkes didik didik aranıyor. Şu dakikalarda da, hatta yayına girmeden bir 3-4 dakika önce basın mensuplarının duruşma salonuna alınması ile ilgili problem ortaya çıktı. Burada bulunan muhabirler içeri alınmayınca alkışlarla durumu protesto ettiler. Böyle bir tablo ve böyle notlarla başlıyoruz. 321. duruşma saat 9-9.30 arasında duruşmanın başlaması planlanıyor. Az önce ifade ettiğimiz yoğun güvenlik önlemleri kapsamı şu anda sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de dünden itibaren başladı. Otobüsler yerlerinden kaldırılmadı. Şaka gibi haberler yansımaya başladı gece saatlerinden itibaren. Kimi bölgelerde otobüs şoförünün anahtarının alınmasından tutun da benzin depolarına toz şeker dökülmesine kadar bir tablo karşımızda, şaka gibi haberlere de yansıyor. Şu dakikalarda alkışlı protesto sesleri duruşma salonunun önünden geliyor. İçeri giremeyen muhabirlerin tepkileri. İçeride sarı basın kartı sahibi olanların da bir internet kontrolü yapılıyor. Hani kartlar gerçek mi değil mi şeklinde böyle bir tablo var. Normal karayoluyla bu bölgeye gelmek isteyenlerin bu giriş yapmak istediği noktadaysa sadece Ulusal Kanal'ın aracı aranmak istedi ve buna o civarda toplanmış yurttaşlar tepki gösterdiler. Sadece niye Ulusal Kanal'ın arabasını arıyorsunuz şeklinde ve bu tepki sonrasında bizler de görev alanımıza geldik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple sizlere bu canlı yayınındaki notları yansıtmaya çalışacağız. Gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren de arkadaşlarımız an be an Türkiye çapındaki gelişmeleri de sizlere yansıtmaya çalıştılar. İstanbul dahil hiçbir noktadan otobüslerin kaldırılmasına izin verilmedi. Bir başka özetleyebileceğimiz noktada bu şekilde karşımıza çıktı sevgili seyirciler. Sayısını tahmin etmek çok zor burada bulunan güvenlik kuvvetlerinin. Dışarıdan şu ya da daha yukarıdan bir fotoğraf çekilmeye kalkışsa sanıyorum Guantanamo'nun o hafızalardan silinmeyen uzaktan görselleri hemen birebir neredeyse örtüşüyor. Yaklaşık 10-15 dakikadır da askeri helikopter sürekli havadan bu bölgeyi kontrol etmek üzere dairesel manevrasını gerçekleştiriyor. Bölgedeki giriş çıkışları gerçekleştiriyor. Girişte sahne olduğumuz manzaralardan biri, arazi üzerinden ellerinde bayraklarda bu bölgeye ulaşmaya çalışan yurttaşlar vardı ve peşlerinde de tabii ki robokoplar vardı ama bölgeyi bilenler bilir, çok geniş araziler var. O koşturmalarda gerçekten ilginç görüntüler oluşturdu. Bunları da gerek biz gerekse sanıyorum diğer kamuoyundan burada bulunan basın mensupları sizlere yansıtmaya, sizlere anlatmaya gayret gösterecektir. Biz de bu anda sizinle bunları paylaşalım istedik. 321. duruşma. Duruşmanın bu ana kadar olan bölümü özellikle son 1-1,5 yıl içinde artan hukuk dışı uygulamalarla kamuoyuna yansıdı. Bugün Türkiye'nin birçok noktasından bu bölgeye intikal etmek isteyen yurttaşlarınsa talebi ortaktı. Anayasa Mahkemesi kararı, ceza muhakemesi usulü kanunu uygulansın taleplerini bir kez daha haykırmak üzere buraya gelmişlerdi. Bu kurumların yetkililerinin yaptığı açıklamalarda son bir ay içinde tartışmayı bambaşka bir boyuta sergiledi. Ama bütün bunların dışında son 2-3 güne yaklaştığımız dakikalarda
adeta mahkemenin kararının ne olabileceğine dair ilişkin izlenimleri veren açıklamalar geldi. Cuma günü İstanbul Valisi İstanbul'un mülki erkanıyla birlikte kameralar karşısına geçti ve ondan sonra başta İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal olmak üzere yöneticilerini kapsayan bir operasyon dalgasına dönüştü. Yani 5 Ağustos'un adı artık 3 Ağustos'tan sonra daha başka şekilde konuşulmaya başlanmış oldu. Böylesi bir notlarla bugünü devralmaya başladık ve sabahını da bu şekilde başladık. Yoğun güvenlik önlemleri sadece sabahın ilk dakikalarında ya da geçtiğimiz duruşmalarda olduğu gibi birkaç saat öncesinde değil, neredeyse günler öncesinden başlayan bir süreçle ve kademe kademe de önlemin boyutu ya da alarm zili daha yukarılara doğru taşınarak gerçekleştirilmeye çalışılıyor bu noktada. Gün boyu canlı yayında olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi çeşitli noktalardan yine bağlantılarımız gerçekleştirilecek sevgili seyirciler. 3G canlı yayın için arkadaşlarımız çeşitli noktalarda bu anlamdaki görevlerini yerine getiriyorlar. Yine zaman zaman tam duruşma salonunun önünde alkışlı protestoları yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgede şu anda basın mensupları ve milletvekilleri en fazla olabiliyor. İzleyiciler kesinlikle yok. Sanık yakınları da dahil. Bu duruşmada yargılananların da yakınları dahil olmak üzere hiç kimsenin girişine izin verilmiyor. Bu önemli notlardan bir tanesiydi. Cuma günü biz bunu mahkeme kararı olarak İstanbul Valisi'nin ağzından öğrenmiştik. Tartışma burada da bir başka anlamda alevlendi. Niye bu kararı bir mülki erkanın başkanı açıkladı da mahkeme açıklamadı şeklinde süreci biraz daha alevli bir tartışmaya dönüştüren unsurlarından bir tanesini oluşturdu sevgili seyirciler. 321. duruşma dedik. Bu duruşmada PKK'lı isimlerin tanık olarak zaman zaman gizli tanık olarak başladıkları süreçte kendilerini ifşa ettikleri tanıklık süreçlerine de sahne oldu. Arkamda gördüğünüz duruşma salonunda o büyük ekranlarına o görüntüler, Şemdin Sakık, PKK'nın Marmara Bölge Sorumlusu gibi isimler billboardlardaki adeta billboard büyüklüğündeki perde ekrana yansıdı ve gizli tanıklıklarını o şekilde açıkladılar. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçe'ye, Türkiye'nin aydınları, akademisyenleri, milletvekilleri ve gazetecilerin yargılandığı bir dava olması hasebiyle de Türkiye çapında değil, dünya çapında da özellikle son bir yıl içinde çok fazla konuşulan, çok tartışılan bir Silivri davaları süreci yaşandı. Bu dava burada yaşanırken bir yandan da başkent Ankara'da, Yargıtay'da bu davayla birlikte bir anlamda açılım kazanan Balyoz davası süreci ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefe oturtulması süreci karşımıza çıktı. Bir yandan başkent Ankara'da o davanın temyiz süreci sürerken bugün de karar günü olarak kamuoyuna lanse edilen günde saatler 9.30'u bekleniyor. Bizler de burada gerek konuklarımız gerekse canlı bağlantılarımızla süreci anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda canlı bağlantımız var yanılmıyorsam 3G olarak. Bir oraya kulak vereceğiz. Yeniden bu noktada sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Dışarıda basın mensuplarında sıkıntı yapıyorlar. Onu bilmiyorum. Basın mensuplarını içeri almıyorlar. Sıkıntı yapıyorlar. Onu bildiriyoruz. Tekrar rica yaparsınız. Döndüğünde anlatırım o zaman. Tamam. Dönünce ben haber vereceğim. Tamam. Basın mensuplarının içeri alınmadığı noktadaydık. Az önce alkışlarda protestolar var demiştim. Bugün aslında bu noktada kesinlikle protestoya izin verilmeyeceği ifade edilmişti ama anlaşılan o ki gazeteci arkadaşlarımızın da boğazına kadar geldi ki orada o alkışlı protestoya yansıdı. İçeri giremeyen muhabirler tepkilerini dile getirdiler.
Onlar da tabii emek kesimini temsil eden önemli bir topluluk. An be an kendi çalıştıkları ajanslara ya da basına buradaki gelişmeleri yansıtmak üzere görevli oldular ve buraya kadar geldiler. Ancak şu dakika itibariyle duruşma salonunun içine alınmamalarıyla ilgili olarak da o noktadan canlı bağlantılarımızı gerçekleştirdik sevgili seyirciler. Konuklarımız olacak. Günü bu notlarla sizle değerlendirmeye çalışacağız. Zaman zaman tabii açık alanda canlı yapmanın sıkıntılarını da bir yandan yaşıyoruz sevgili seyirciler. Ve bu anlamda da zaman zaman bizi affetmenizi rica edeceğiz. Değerli konuklarımız olacak. Hemen konuklarımızı da bir yandan yanımıza alalım. Evet, günün özeti yoğun güvenlik önlemiyle özetlenmeyecek bir büyüklükte ve çapta. Çok değerli gazeteciler ve tabii ki davayı baştan sona her şeyle takip eden isimler yanımızda. Sayın Şule Perinçek ve Sadıkcan Perinçek yanımızda. Sabahı nasıl özetliyorsunuz Sayın Perinçek? Sabahı ilk önce ben size bir soru sormak istiyorum. Siz gazetecisiniz. Burada haberin hemen başındasınız. Benim duymadığım bir haberi belki siz duymuş olabilirsiniz. Darbe falan mı oldu? Sokağa çıkma yasağı mı var? Kendime ben 12 Mart'ta yaşadım, 12 Eylül'de yaşadım. Ondan daha beter bir kendimi o günlerde hissettim. Askeri arabalar, polisler, kontroller. Onu yapma, bunu bilmem ne, bir şey dayanır. Ne var? Nereye geldik biz? Nereye geldik? Duruşmaya geldik. Süren aleni olması gereken bir duruşmanın karar gününe geldik. Bu ne? Sanki darbe olmuş gibi üzerimizde böyle müthiş bir baskılarla. Dün akşamdan beri 2 gündür, 3 gündür evimiz ayaktayız. Bütün Türkiye'de sıkı yönetim, olağanüstü hal var. Yani belki de haklılar. Buradaki çıkacak karar milletimizin kaderiyle ilgili bir karar. Türkiye bundan sonra bağımsız, başı dik mi yürüyecek? Ona göre alınacak bir karar bu. Onu düşünüyorum. Yani eğer ben hakim olsaydım, biraz sonra karar verecek kürsüde ben oturuyor olsaydım, insanları yargılıyor olsaydım, ne yapardım? Bu kadar çok insan var madem gelmek isteyen, sığmıyorlar buraya. En büyük İstanbul'un spor salonu hangisi? Açıkta da olabilirdi. Arena mı? Olimpiyat mı? Açın kapıları. Alalım halkımızı içeri. Ben de göğsümü gere gere kararımı onların yüzüne baka baka açıklayayım, okuyayım der idim. Çünkü neden? Ben haklı bir karar verecektim. Verirdim. Hakim olsaydım. Usulüne, hukukuna uygun bir karar veriyor olacaktım. İnsanları da karşısına göğsümü gere gere çıkardım. Ne var bu kadar korkacak, kaçacak? Demek ki korkacakları bir karar veriyorlar. Haksız bir karar verecekler. Bugünden bunun ucunu böylece görmüş olduk. Doğru. Aslında yeni kuşağın tarihçilerinden biri de geliyor. Tarihe hangi notlarla girer sence 5 Ağustos? Aslında bugün faşizmi iliklerimize kadar hissediyoruz. Belki ben darbe görmedim hiç annem gibi. O tarif etti biraz bugün sanki darbe sabahlarına benziyor. İşte gerçek hakikaten postmodern darbe helikopterleriyle, keskin nişancılarıyla 12 Eylül'den farkı biraz belki teknoloji helikopterler var artık. Dediğim gibi yani faşizmi iliklerimize kadar hissediyoruz ama biz halk hiçbir zaman çaresiz değildir. Sürekli çare bulur. Halkın örgütlü gücü en büyük güçtür. Çaresini bulur ve bu karanlıktan Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır. Tarihte böyle yazacak bu günleri. Bugün aslında hiç protesto... İzleyicilerimize, sözünüzü kesiyorum. İzleyicilerimize bir ben müjdeli bir haberi de vereyim. Gazeteciyiz. Gazeteci olarak girebildik zaten. Doğru. Buraya sanık yakın olarak giremiyorsunuz. Doğru. Biliyorsunuz. Ben de 37 yıllık gazeteciyim. Sarı basın kartım var ancak öyle girebildik, kontrolleri geçebildik. Yan çadırımızda TRT var, iktidar. Ulusal kanalın 2 çadırı var, onların tek çadırı var. İktidarın diğer, yani iktidar ve muhalefet, yani öbürleri hepsi bak güneşin altında yayın yapıyorlar, diğer kanallar yandaşlar.
Ama iktidar ve muhalefet, o bizim böyle çok güzel sandalyeler, kahveler, çaylar, teşkilat tamam, örgüt tamam. Ulusal Kanal'ı buradan da tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, yani iktidara yaklaşmışsınız, TRT'yi geçmişsiniz çift çadırla. Böyle bir tabloyla başlıyoruz. Evet, evet. Ben gazetecilikten söz açılmışken, deneyimli bir gazeteci olarak burada bugün aslında hiçbir şekilde protesto sesine tahammül yoktu ama daha dakika bir gol bile oldu galiba. Giremeyen muhabir arkadaşlar alkışlı. İnanamıyorum. Yani sarı basın kartı diyorlar. Sarı basın kartını çok zor verirler biliyorsunuz. Ben bile alırken ilk zamanlarda eve evi zorlaya zorlaya almıştık. Genç muhabirler uzun süre çalışmaları gerekiyor basın kartı alabilmek için. Sigortalı çalışmaları gerekiyor. Yani işte stajyer şey basını biliyorsunuz yani nasıl şey çalıştırdıklarını. Onların sarı basın kartı almaları epeyce zor. Alanlar da kimler oluyor? Yani yıllardır gazetecilik yapan, işte artık birazcık köşe yazarlığına geçmiş, eli orada kalem tutan, yani biz hala muhabirlik yaparız, yapıyoruz da, ama önemli bir kısmı da artık köşe yazıyor, köşesine çekilip. Onlar girecek, bu esas haberi yapacak olanlar, haberin emekçileri giremeyecek. Haberin emekçileri, sanık yakınları giremeyecek, haberi yapanlar giremeyecek. Kim kendi kendine yapacak anlaşılan? Doğru. Evet, doğru. Aslında çok komik bir durum. Sürekli mevziden geri çekiliyoruz. Bir sanık yakınları mevzimiz vardı, onu kaybediyoruz. Bir sarı basın kartı sınırlaması getiriliyor. Yani aslında çok komik bir durumdayız. Yani sanık yakından girmesi gereken bile bir günde, onların alınmadığı bir günde, üstelik bir de basına da sınırlama getiriliyor. Artık yani daha nasıl tarif edilebilir bugün? Yani bu basına getirilen sınırlama aslında bugünün en çarpıcı detaylarından biri. Ama yılın en çarpıcı detayı 90'ların öne çıkmasıydı. 90'lar bugünü nasıl görüyor? Evet. Bugün tabii 90'lar aslında duvarlara yığılacaktı. Bu sallayacaktı bu mahkemeyi. Titretecekti, hissettirecekti. Fakat tabii gördüğünüz gibi son günlerdeki gelişmeler, İstanbul Valisi'nin diğer illere müdahale edebilme yetkisini öğrenmiş olduk bu süreçte. Türkiye'nin yasalarının nasıl değişik gibi gösterildiğini, yani bir İstanbul Valisi'nin şehir dışındaki bir otobüsü nasıl engelleyebildiğini gördük. Nasıl yasaların hiçe sayıldığını. Aslında bizi bu eyleme kanunsuz diyorlar. Aslında halkın en meşru hakkı, bu kadar yüz binlerce insan yığılacaktı buraya. Halk en meşru güçtür. Ama yasaları çiğneyenler aslında onlar. İstanbul Valisi açık açık yasaları çiğnemiştir. Yetkisinin dışına çıkmıştır. Aynı şekilde tabii bütün bu Ergenekon süreci de hukuksuzluktan ibarettir. Dolayısıyla esas kanunsuz eylemin kimin yaptığı ortada. Bu 90'lar kuşağı da bugün yığılacaktı bu duvarlara. Bu mahkemeyi titretecekti. En yasal hakkını kullanacaktı. Ayrıca Atatürk'ün de dediği gibi devrim kanunları bütün kanunların üstündedir. Onu, o hakkını kullanacaktı gençliğe hitaben verdiği görevle. Ama maalesef kanunsuzlar, kanunsuz olan insanlar buna izin vermiyor. İzin vermeyecek. Burada değiller de. Bütün Türkiye'de herkes ayakta. Tarihe not düşmek için soracağım. Umutsuzluk var mı? Elbette ki eş, oğul, baba, kardeş. Yani işin o tarafı da var mutlaka ama bir umutsuzluk var mı? Yok. Tam da ben onu söylüyordum. Bütün Türkiye ayağa kalktı. İnanın gelen işte Twitter'lar, bilmem işte e-postalar vesaire, telefonlar. Gelmeyecektim ama geliyorum. Yani işte bilmem şu nedenim vardı, gelemiyordum ama bana ne, bugün gitmek lazım diye bütün herkes ayağa kalktı. Haksız, bizim milletimiz böyledir. Haksızlığa baş kaldırır. Bulunduğu yerde, ha ne olacak, Silivri'de değil de orada, İzmir'de, Konak'ta ya da işte Denizli'de, bilmem Maraş'ta, şurada, burada, Antalya'da, her yerde herkes ayağa kalktı. Yarın bugün Türkiye bitiyor. Ankara'ya gideceğiz. Yani Silivri'ye uğrayıp buradan Ankara yolunu açacağız. Ha, karar ne verirler? Versinler. Yani umutsuzluk, eğer onu kastediyorsanız. Yok.
Yani süreç itibariyle eşiniz oğlunuz dediniz onu cepte nasıl o taraf da var ama hani karar çıkacağından eminsiniz galiba. Çıksın. Bakın ilk tutuklandığı gün Beşiktaş'tan otobüse bindirdiler de o pençeyi getiriyorlardı buraya doğru. Arkasından dedim Atatürk'le de ilgili idam kararı verilmişti. Hem de İngiliz bilmem nesinin emriyle, sadrazamın bilmem imzasıyla, padişahın mühürüyle. Sonra ne oldu? O idam kararı uygulandı mı? Kocaman resmi bir idam kararı devletin verdiği, mahkemelerinin verdiği o dönemde uygulandı mı? O idam kararını verenler mahkum oldu. Hem tarihin önünde hem de yasal olarak. Aynı şekilde bir cümlede umutsuzluk var mı sevgili canım? Bir cümlede şunu söyleyeyim ben. Bugün mahkeme bir karar verecek. Tabii mahkumiyet bekliyoruz. Ama bu bizde umutsuzluk yaratmıyor çünkü gerçek kararı Gezi Parkı sürecinde 19 Mayıs'tan da 29 Ekim'de alanları dolduran gerçek meşru güç halk verecek gerçek kararı. O yüzden umutsuz değiliz. Halkla doğru karar verecek. Ben çok teşekkür ediyorum kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Efendim Sayın Şuleş Perinçek ve Sadık Can Perinçek yayınımızdaydı. Günün ilk yorumlarını da bu şekilde almış olduk. İçeride sadece muhabir arkadaşlar değil aynı zamanda avukatların da duruşma salonuna beşer beşer içeri alındığına dair bilgiler geliyor sevgili seyirciler. Zaman zaman protestolar var ve içerideki tartışmanın nedenlerinden de birinin ona ilişkin olduğuna dair arkadaşlarımız notlar iletiliyor. Zorluk çıkartılıyor. Tek tek inceleme yapıldığı bilgisini iletiyorlar. Yüksek tepkiler var ve jandarma ve avukatlar itiş kakış şeklinde bir tabloyu ortaya koyuyor. Şu anda sağ tarafında gördüğünüz alanda bu notlar gerçekleşiyor sevgili seyirciler. Yine konuklarımız olmaya devam edecek. Günün notlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sevgili gazeteci abilerimiz, değerli sanatçılarımız da aramızda. Ben onlar yanıma doğru gelirken muhabir arkadaşların içeri girmesinde, gazetecilerin içeri girmesinde ve avukatların içeri girmesinde sıkıntı yaşandığı notunu da bir yandan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli gazeteci abimiz Ümit Zileli, Ümit abi hoş geldiniz. Merhaba. Değerli sanatçımız Sayın Bedri Baykam siz de hoş geldiniz. Merhaba. Bir sabahın ilk izlenimlerin nasıl bir tablo var? Çok net bir şey. İşgal altındaki topraklardan merhaba. Yani ben hayatımda savaş muhabirliği yaptım, Irak'ta bulundum, Suriye. Bakın Suriye'de bugün dinlediğiniz konu sallayarak girersiniz. Fakat bu kendi vatandaşına, kendi halkına, kendi insanlarına böylesine bir tavrı, böylesine bir zorlamayı, böylesine bir baskıyı, böylesine bir işgal kuvvetleri sanki etrafta. Ben aklım almadan izliyorum sabah. Yani biz sabah saat 5'ten beri değil mi? 5'ten beri buradayız, ayaktayız, buradayız. Akıllara seza bir durum var burada. Ya dünyanın neresinde karar mahkemesinde, karar sonucunda davanın, insanların yakınlarını içeriye almamak ne demektir ben bunu anlayamıyorum. Biz bırakın işte insanları hani alacağız dediklerini bile nasıl aldıklarını ben seyrediyorum. Yok beşer beşer alacağız, yok şunu yapmayacaksın, yok bunu yapmayacaksınız. Hadi neredeyse nefes almayacaksın diyecek yani. Ben böyle hayatımda utanç dolu bir gün yaşamışımdır mutlaka ama az yaşamışım. 5 Ağustos'un resminde neler var Sayın Beyiz Bakan? 5 Ağustos'un resminde sanki bir İkinci Dünya Savaşı filmi izliyoruz gibi bir durum var. Yani bugün demokrasi kelimesinin Türkiye'deki tek arta kalan imajı AKP'nin ileri demokrasi komedyasından arta kalan neyse Türkiye'de demokrasi o şu anda yaşanan. Bir yandan muhbir vatandaş senaryoları üretiliyor. Tam bir ihbar kutuları. Evet, ihbar kutuları. Bu dünya için bir zihni sinir projesi. Türk mizahının deyimiyle. Bir yandan yakınların katılamadığı duruşmalar, avukatlar ve sanıkların doğru düzgeçinde olamadıkları duruşmalar. Savunma hakkının ne kadar kullanıldığını bu Ergenekon davasında bizzat sürekli izleyerek gördük. En son 59 kişinin savunması dahi alınmadı. Gerek yokmuş. Onlar şeye varmışlar yani bir kanaate vardı. Yani hayatta böyle bir şey yaşamadım yani.
Tutuksuz yargılanan birçok sanığın özellikle en son savunması alınmadan bu karar duruşmasına geçildi. Sözü kesilen avukatlar süre çok az ya da hiç tanınmayan savunma söylemleri, savcının normalde sanık lehine olan delilleri de toplama mecburiyetinin tamamen yok sayılması, göz ardı edilmesi, hatta yediğiminde saklanması, her itirazın üst mahkeme tarafından anında tek cümleyle reddedilmesi, yani bütün ayrıca 456 yılda okunacak olan dosyalar, bütün bunlar dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na maalesef karanlık sayfalarından, arka kapısından giren ters kötü rekorlar. Türkiye'de hukuk adına, yargı adına, yargı bağımsızlığı deniyorsa düşünüyorum nasıl bir bağımsızlık olabilir bu yargı bağımsızlığı? Acaba mantığa karşı olan bağımsızlık mı? Yakınları olan muameleye bakıyorum, vicdana karşı olan bağımsızlık mı? Hangi yargı bağımsızlığı? İnsan aklına ve aydınlanmaya karşı olan bağımsızlık mı? Yani Türkiye'de yargı bağımsızlığı maalesef ancak bu şekilde yine tersler okumayla ancak ortaya çıkabilir. Biz yine insanlığın verdiği umutla hala burada bugün bu kararları dinlerken inşallah son anda bir akıl belirtisi ve insan aklı kazanır çok da iyi, çok, çok iyi niyetli bir şekilde fazla iyi niyetli konuşuyor. Evet. Tabii ki böyle bir şeyi umuyoruz ama itiraf edeyim inanmadan. Ki, son bir şey yapalım. Son bir ayda da bir garip, yani Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Haşim Kılıç açıklama yapıyor. Cuma günü bir mahkeme kararı vali tarafından açıklanıyor. 2-3 gündür süren operasyonlar. Komik haberler geliyor, duymuşsunuzdur. Benzin depolarına şekerlerin atılması, kontak anahtarının. Türkiye'de hukuk anında üretiliyor. Hukuk spontan biçimde durum neyse ona adapte bir senaryo çizilip hukuk adı altında devreye sokuluyor. Bunu yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bu komiklikler falan aslında hepsi birer kara komik. Bugün ben de keşke Bedir'in söylediği gibi bir sonuç olsa diye böyle hani gönlümden bir şeyler geçiyor ama mümkün olmadığını düşünüyorum ne yazık ki. Çünkü şu tablo Türkiye'de kapkara bir faşizmi gösteriyor. Bunu gösterdiği için de dediğim şu, hiçbir zaman umudumuzu yitirmeyeceğiz. Hiçbir zaman bize dayatılmaya çalışılan şeylere asla evet demeyeceğiz. Boynumuzu dikmeyeceğiz ama gerçeği görüp o güneşli günlere yürümek için yine beraber hareket edeceğiz. Bu işin şeyi budur. Bundan sonrası da palavra. Bir cümle umutla ilgili. Türkiye'de umut gençliğin özgürlük arzusu, halkın demokrasi arzusu ve karanlıkla mücadele kararı. Ağustos'ta Türkiye Silivri'ye.